Merhabalar sevgili arkadaşlar, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere içi helvalı, dışı çikolatalı çok güzel bir kurabiye tarifim olacak. Hemen bir iç helva hazırlamakla başlayabiliriz. Bir yemek kaşığı tereyağımızı tavamıza, genişçe bir tavamıza koyuyoruz. Erittikten sonra üzerine bir su bardağı un ekliyoruz ve çok kısık ateşte unun rengi dönene kadar kavuruyoruz. Evet, istediğimiz renk tonuna ulaştıktan sonra unumuz, üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyoruz. Tekrar güzelce karıştırıyoruz. Biraz şekerin erimesini sağlıyoruz. Evet, istediğimiz kıvama geldikten sonra yine üzerine bir su bardağı suyumuzu ekliyoruz. Sürekli karıştırarak kıvam almasını sağlıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi çok çabuk da kolay bir şekilde kıvamını aldı. Şimdi arzuya göre isterseniz fındık, ceviz, fıstık ne isterseniz ama ince ütülmüş olmak şartıyla ben fındık ekledim. Biraz ince ütülmüş fındık ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İç helvamız soğuyana kadar iyice soğumuş olması gerekiyor kullanmamız için. Biz hemen hamurunu hazırlamakla başlayalım. Evet, yoğurma kabımızı alıyoruz. Üzerine 125 gram tereyağımızı ekliyoruz. Sırasıyla diğer malzemeleri ekleyelim. 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 su bardağı pudra şekeri, İyice macun kıvamı olana kadar karıştırıyoruz ve ununu ekleyerek kıvam almasını sağlıyoruz. Evet, hamurumuz kıvam aldıktan sonra tezgahımızın üzerine uzunca bir streç seriyoruz ki bu işlemi bu şekilde yapmamız lazım. Masamızın üzerine, tezgahımızın üzerine direkt yaparsak hamurumuz yapışabilir ve istediğimiz şekli veremeyebiliriz. Uzunca ince bir dikdörtgen şekil yapıyoruz ve iyice soğumuş olan helvalarımızı bu harcımızın üzerine ufalıyoruz. Kurabiye hamurumuz yağlı olduğu için helvamızın çok iyi soğumuş olması lazım. Sıcak olursa hamurumuzu eritebilir ve istediğimiz şekli güzel veremeyebiliriz ve görüntü olarak da hoş olmaz. İyice üzerini düzeltiyoruz. Şimdi rulo halinde kurabiyemizi sarmaya ve şekillendirmeye başlıyoruz. Evet, şöyle iyice sıkıştıralım. Ve bu şekilde keselim. Şimdi tekrar yine bir ince rulo haline hamurumuzdan yapalım.
Evet, burada bu işlemi sıkı yapmamız gerekiyor çünkü kurabiyelerimizin güzel şekil alması açısından bu önemli. Ve uzunca hazırlamış olduğumuz rulolarımızı hepsini eşit boylarda keseceğiz. Evet, 3 ruloyu da aynı şekilde kestikten sonra tepsimizi aralıklı bir şekilde yerleştiriyoruz. Ve 150 dereceli fırına, önceden ısıtmış olduğumuz fırınımıza gönderiyoruz. Yaklaşık 20 dakika kurabiyelerimizi pişirdikten sonra tamamen soğutuyoruz. Benmari usulü eritmiş olduğumuz çikolatamızla üzerlerini süslüyoruz. Ve çikolatalarımızın üzerine ben biraz da Antep fıstığı serptim, daha renkli ve güzel görünsün diye. İstediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Evet, kurabiyelerimizin son hali bu şekilde. Ağızda dağılan, uzun süre bayatlamayan, bayatladıkça lezzeti artan şahane bir helvalı kurabiye. Evet, son sunum halinde göstermek istiyorum sizlere. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz bir beğeni tuşuna basmanız yeterlidir. Yorumlarınızı bekliyorum efendim.